Merhabalar. Bugün sizlerle çalışmak için bir şemsiye deseni seçtim. Bu desen üzerinde ben size zincir tekniğini anlatmak istiyorum. Hem zincir tekniğiyle çiçekler yapacağız, hem ufak yaprakları zincir tekniğiyle oluşturacağız. Aynı zamanda şemsiyenin gövdesinde de zincir tekniğini kullanacağım. Bu şekilde zincir tekniğini anlatarak güzel bir desen ortaya çıkarmış olacağız. Her zamanki gibi desenimizi çizerek başlayalım. Karbon kağıdımı yerleştirerek çizimimi yapıyorum. Şöyle bir kontrol ediyorum desenimi. Gayet güzel transfer olmuş. Desenimizde hem şemsiyenin gövdesindeki bu çizgilerde zincir tekniği kullanacağım. Hem yaprakların bazılarında zincir tekniğini kullanacağım. Hem de çiçekleri zincir tekniğiyle oluşturacağım. Önce şemsiyemizin gövdesindeki bu çizgilerle başlayalım. Başlangıç noktasından ipimi çıkartıyorum. Muline ipimi 3 kat olarak kullanıyorum. Aynı noktadan, ipimin olduğu noktadan batıp yapacağım zincirin uzunluğu kadar ileriye gidip iğnemi çıkartıyorum. İpi iğnenin altından geçirip çekiyorum. İpin olduğu yerden tekrar batıyorum ikinci zincir için, yani yaptığım zincirin içinden. Yine zincirin uzunluğu kadar mesafe ileri gidip ipimi çekiyorum. Bu şekilde şemsiyenin üst noktasına kadar geleceğiz. Şemsiyenin tepe noktasına geldim. Burada iğnemi batarak kumaşın arkasına geçiriyorum. Zincirlerin arasından ipimizi saracağız. Bunu başlangıç noktasından da yapabiliriz ama ben ipim burada olduğu için burada başlamak istiyorum. Başlangıç noktamdan ipimi çıkarttım. Zincirin altından iğnemi geçiriyorum. Ve sonra bir sonraki zincirin altından. Ama hep aynı yönden geçireceğiz. Başlangıç noktasına geldim. İğnemi batırarak tamamlıyorum. Şemsiyedeki bütün bu çizgileri bu teknikle tamamlayacağım. Bu aradaki birleşme noktalarında ise iğne ardı kullanacağım. Bu kısmı yaptıktan sonra tekrar bu çizgiyi az önce gösterdiğim teknikle çalışacağım. Bunun için tekrar bu noktadan çıkmam gerekiyor ama aynı yerden çıkarsam ipim de geri çıkmış olacak. O yüzden arkasını çevirip buradaki ipin altından geçirerek ipimi sabitlemiş oluyorum. Böylece aynı noktadan rahatlıkla çıkartabiliyorum ipimi. Ve yine bu çizgiyi çalışalım. Zincir yaparak başlıyoruz. Burada anlatmak istediğim bir nokta var. Benim ipim az kaldı. Burayı tamamlamaya yetmeyecek. Büyük bir desende çalışıyor olabilirsiniz. Çok uzun bir çizgiye zincir tekniğiyle gidiyor olabilirsiniz. İpiniz bittiğinde ne yapacaksınız? Burada bitirdiğimiz zaman üst noktadan battığımız gibi burada da ipim biterken üst noktasından batıp tamamlıyorum. Arkadan düğüm atıyorum. İpimi tekrar iğneme taktım. Nereden başlayacağım? Eğer bitmeseydi ipim nerede olacaktı? Bu zincirin içinde. Bu zincirin içinden olması gerektiği noktadan iğnemi çıkartıyorum ve devam ediyorum.
Şemsiye desenimizin ana gövdesi ortaya çıkmış oldu. Sapı da var. Ancak ben sapı sonraya bırakacağım. Önce yaprakları ve çiçekleri çalışmak istiyorum. Yaprak ve çiçekleri de yerleştirip renk tamamen ortaya çıktığında sapta hangi rengi kullanabileceğime daha rahat karar verebilirim. Önce dallarla ve yapraklarla başlayalım. Dalın ucundan ipimi çıkartıyorum. Kısa bir mesafe ileri gidip geriye doğru ipin olduğu yere doğru dönüyorum. Tekrar ileri gidip ilkinin bittiği noktadan iğnemi çıkartıyorum. Bu şekilde dalı çalışalım. Zaten oldukça küçük bir dal. Burada yapraklar ve dallar küçük olduğu için ipimi iki kat olarak kullanıyorum. Dalın bittiği noktada ipi batıp arkaya geçirerek tamamlıyorum. Şimdi zincir tekniğiyle yapraklarımızı oluşturacağız. İlk yaprağı dalın uç kısmında yapalım. İğnemi buradan çıkartıyorum. İğnemi aynı noktadan batırıp zincirden oluşacak yaprağımın uzunluğu kadar ileriden çıkarıyorum. İpi iğnenin altından geçirip çekiyorum. Bu şekilde küçük bir zincir oluşturmuş oluyorum. Bu dal boyunca dalın her iki tarafında verev olarak bu şekilde minik yapraklar serpiştireceğim. Zincir tekniğini ufak yapraklar çalışmanız gereken yerlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben burada çizmiş olduğum dallarda zincir tekniğiyle yapraklar çalışacağım. Bir de Y iğnesi tekniğini göstermek istiyorum. Bazılarını zincirle, bazılarını Y iğnesiyle çalışabiliriz. Dalın üst noktasından ipimizi çıkartıyoruz. Kısa bir mesafe aşağıdan iğnemizi batıyoruz. Bu yaptığımız ufak çubuğun bir yanından tekrar iğnemizi çıkartıyoruz. Diğer tarafından iğneyi batıyoruz. Ama ipi tamamen çekmiyoruz. Yaptığımız ilk çubuğun hemen altından iğneyi çıkartacağız ve bu şekilde ipimizi çekeceğiz. Tekrar iğnemizi aşağıdan batıyoruz. Tekrar aynı hareketi yapacağız. Yaptığımız çubuğun bir yanından ipimizi çıkartıp diğer tarafından batıyoruz iğnemizi. Ve bu çubuğun alt kısmından iğneyi çıkartarak ipi çekiyoruz. Dalı tamamlayana kadar aynı hareketi tekrarlayacağız. Bu tekniği de yine çok rahatlıkla ufak dallarda kullanabilirsiniz. Buradaki her bir dalın ucuna tohum atarak daha renkli bir görüntü de kazandırabiliriz. Şimdi diğer dalları da tamamlayıp daha sonra yine zincir tekniğiyle çiçeklerimizi yapalım. Dalları ve yaprakları tamamladım. Ufak yapraklar çalışmanız gereken yerlerde bu teknikleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir çizim yapmanıza da gerek yok. Nakışınızda boşluk olan yerlerde, bu dalların uygun olacağını düşündüğünüz yerlerde çizim olmadan da çok rahatlıkla çalışabilirsiniz. Zincir tekniğiyle yapacağımız çiçeklere geçelim. Ben birkaç tane çiçek çalıştım. Şimdi aynısından bir tane de bu noktada yapacağım. İpimi çıkartıyorum. Aynı noktadan batıp kısa bir mesafe ileriden iğnemi çıkartıyorum.
İpi iğnenin altından geçirerek çekip bir zincir oluşturuyorum. Çiçeğin orta noktasından tekrar iğnemizi çıkartıp 5-6 tane zincir yaparak, 5 veya 6 tane zincir yaparak bir çiçek oluşturmuş oluyoruz. Şimdi zincir tekniğiyle gösterdiğim çiçeği şemsiyenin her yerine serpiştireceğim. Çiçeklerimizi tamamladıktan sonra ortalarına birer tane tohum atabiliriz. Ben bunun için sarı renk tercih ettim. İğnemin etrafında ipi bir kere dolayıp aynı noktadan batıyorum. İpi arkadan çekerken şöyle sıkıştırıyorum ve bir düğüm oluşturmuş oluyorum. Burada ipimi 3 kat olarak kullandım. Tek bir düğüm attım. Ben bu minik dallarda da tohum atmayı tercih ettim. Yine sarı renk ipimi 2 kat olarak kullanıp 2 kere dolayarak tohum atıyorum. Desenimizde yağmur damlaları vardı. Şemsiyenin altında uzanan çizgiler halinde. Ben onları çizmemiştim. Karbon kağıdının izi kalsın istemediğim için. Şimdi onları ütüyle uçan kalemimle çizeceğim. Başlangıç noktasını işaretlemiştim. Birbirine paralel olacak şekilde bazı noktalara işaretler koyarak buralarda yağmur damlaları çizeceğiz. Kimini daha uzun, kimini daha kısa. Uçuk mavi bir ip tercih ettim. Başlangıç noktasından ipimi çıkartıyorum. Birbirine paralel kesik kesik çizgiler oluşturmuş olacağız. Kısa bir mesafe geriden batıyorum.
Biraz boşluk bırakarak tekrar iğnemi çıkartıyorum ve tekrar aşağıdan batıyorum. Bu şekilde kesik kesik çizgiler oluşturuyorum. Bu çizgileri ütüyle uçan kalemimle çizdiğim için nakışımı işlerken görünürde kalmasında bir sakınca yok. Nakışı işleyip bitirdikten sonra ütünün buharını tutacağım ve bu tamamen uçacak. Herhangi bir izi kalmayacak. Kesik kesik çizgiler oluşturduktan sonra birkaç tane düğüm atarak tamamlayacağım. Sıra geldi şemsiyemizin sapına. Şemsiyenin sapını işleyerek çalışmamızı tamamlayabiliriz. Başlangıç noktasından ipimi çıkartıyorum. Kısa bir mesafe ileri gidip ipin olduğu noktaya doğru geri dönüyorum. Tekrar kısa bir mesafe ileri gidiyorum. Bir önceki hareketin bittiği noktadan iğnemi çıkartıyorum. Dikkat edeceğimiz bir nokta her zaman ipimiz yukarıda olacak. Bu şekilde hareketlerle şemsiyenin sapını çalışacağım. Bunu tek sıra olarak yaparsak çok ince kalır. Bu yüzden bu sapı işleyip bitirdikten sonra aynı noktadan tekrar başlayıp ikinci bir sıra daha yapacağım. Yine bu noktaya kadar gelip bitireceğim. Gerekirse üçüncü, dördüncü sırayla yapacağım. İstediğim kalınlığa ulaşana kadar bu işleme devam edeceğim. Dört sıra yan yana işleyerek şemsiyenin sapını tamamlamış oldum. Böylece çalışmamızı tamamlamış olduk. Şemsiyemizin hem gövdesinde zincir tekniğini kullandık, hem de minik yaprakları ve çiçekleri zincir tekniğiyle çalıştık. Daha önce yaptığım kalp desenli bir çalışma vardı. YouTube'da videosunu izleyebilirsiniz. Onda da yine minik yapraklarda ve minik çiçeklerde bu tekniği kullanmıştım. Sizin de nakışlarınıza keyifle uygulayabileceğiniz bir teknik olduğunu düşünüyorum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere.